Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir bana fatura işlemlerimi nasıl hallettiğimi soruyorsunuz. Ben de benim işlerimi çok kolaylaştıran bir uygulamadan bahsedeceğim size. Uygulamanın adı Sysmint E-Arşiv. Yani biz tırcıların dilinde SSMont diye de bilinen bir uygulama arkadaşlar. Uygulamayı Android kullanıyorsanız Google Play Store'dan, iOS kullanıyorsanız da App Store'dan arama kısmına Sysmint E-Arşiv yazarak ücretsiz bir şekilde sizler de indirebilirsiniz. Uygulamanın iki tane versiyonu var arkadaşlar. Birinde reklam izleyerek ücretsiz bir şekilde uygulamayı sizler de kullanabilirsiniz. Diğerinde ise yıllık 179 lira 99 kuruş ücret ödeyerek reklamsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben son 5 aydır premium üyeyim. Yani son 5 aydır reklamsız bir şekilde kullanıyorum. Uygulamayı indirdikten sonra GIP portal kullanıcı adı ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Arayüzü oldukça basit ve anlaşılır ancak ben size yine de kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber örnek bir fatura keselim. Onur'dan rica ettim. Onur'a örnek bir fatura keseceğiz. Yeni fatura oluştur dedikten sonra ilgili alanları doldurarak kolayca faturanızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dolduralım. Evet, gördüğünüz gibi vergi veya TC kimlik numarasını girdiğimiz zaman bütün bilgiler otomatikmen geliyor arkadaşlar. Buradan eklemek istediğiniz bilgi varsa ekliyorsunuz, ileri diyorsunuz. Buradan faturanızın tarihini, saatini seçiyorsunuz. Tarihimiz, saatimiz bugün, bu saat, bu dakikada olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar, nakliye sektöründe 2000 TL ve üzerindeki faturaları tevkifatlı olarak kesiyoruz. Buradan tevkifat seçtim. Fatura notu benim IBAN numaram aşağıda direkt çıktı otomatik. Para birimimiz Türk lirası. İrsaliye numaramız, taşıma irsaliyesi kestiğimiz zaman buraya irsaliye numaramızı giriyoruz. Bir diyelim, yine o irsaliyenin tarihine girdik. Buradan mal ve hizmet adı. Benim bakın burada hazır, daha önce kullandığım mal ve hizmet seçeneklerim zaten kayıtlı. Atıyorum Gebze Bilecik nakliye bedeli dedim. Daha sonra miktar seçiyorum. Örnek veriyorum 27 ton. Buradan ton diyorum. Birim fiyatı örnek veriyorum 100 lira. İskontolu anlaştıysanız eğer buraya iskonto oranını giriyorsunuz. Yine tevkifat kodunuzu da biz nakliyeci olduğumuz için 624 yük taşımacılığı hizmetini seçiyoruz. Tamam diyoruz. İsterseniz bu mal ve hizmeti buradan böyle tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Ben güncellemeyeceğim. Ekle dedim ve bütün KDV'sini, vergisini, her şeyini hesapladı. Tevkifatında da düştü. Faturamız hazır. Buradan kaydet diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, gelen faturalar ekranından da tarih aralığı belirleyerek gelen faturalarınızı listeleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Giden faturalar sekmesine tıklayarak da göndermiş olduğunuz faturaları listeleyebilir ve toplam tutarı görebilirsiniz. Yine giden faturalarınızı seçerek toplu imza yapabilirsiniz. Ayrıca göndermiş olduğunuz faturaları iptal edebilir, ön izleyebilir, imzalayıp düzenleyebilirsiniz. Buradan da aynı faturayı kolayca tekrarlayabilirsiniz. Faturalarınıza etiket oluşturarak ödenip ödenmediğini kolayca takip edebilirsiniz. Müşteriler ekranından yeni müşteri ekleyip yine aynı şekilde müşteri silebilirsiniz herhangi birini. Diğer sekmesinden de fatura notları ve etiketler ekleyebilirsiniz. Fatura not alanında da IBAN ve plaka gibi bilgilerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Kestiğiniz her faturada orada otomatik kendisi not alır. Ben uzun süredir fatura işlemlerimi uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde hallediyorum. Size de yardımcı olmak açısından sizinle paylaşmak istedim. Açıklama kısmına uygulamanın linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan kolaylıkla indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.